Buna göre verilen merkezlerden hangisinde fiziksel ufalanmanın daha fazla olması beklenir deniliyor. Fiziksel ufalanma kurak bölgelerde daha fazladır. Karasal bölgelerde fiziksel ufalanma fazladır. Bunu da biz yıllık sıcaklık farkına bakarak anlayabiliyoruz. Yıllık sıcaklık farkını bulmak istersek Temmuz-Ocak farkı burada 18 derece. Burada 30 derece yıllık sıcaklık farkı olduğunu görüyoruz. Şurada 16 derece. Şurada 3 derece fark var ve şurada da 14 derece sıcaklık farkı var. Burada ikinci bölgede yıllık sıcaklık farkının daha fazla olduğunu görüyoruz. Kurak bir bölgedir. Kurak bölgelerde fiziksel çözülme olayının daha fazla etkili olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi kimyasal çözülmeye örnek gösterilebilir? Yarı kurak bölgelerde kayaçların tuzlar tarafından çatlatılması bu fiziksel çözülmedir. Bitkilerin kökleriyle taşları parçalaması fiziksel çözülmedir. Soğuk bölgelerde donma ve çözülmeye bağlı olarak kayaçların ufalanması bu bir fiziksel çözülme olayıdır. Sıcaklık farkının çok olduğu çöllerde taşların küçük parçalara bölünmesi bu da fiziksel bir çözülmedir. Fakat nemli ve yağışlı bölgelerde su ile temas eden kayaçların çözülmesi, suyun etkisiyle meydana gelen çözülme kimyasal çözülmedir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bileşiminde karbonat bulunan kayaçlar su ile temas ettiğinde çok çabuk tepkimeye girer ve kimyasal çözülmeye uğrar. Buna göre yukarıda verilen durum kayaçlarından hangilerinde daha fazla görülür denilmiş. Jips ve kalker kimyasal tortul kayaçlardır. Yapısında karbonat bulunur. Bundan dolayı da suyla kolay tepkimeye girer. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir. Yani A seçeneği doğrudur. Toprağın üst kısmıyla birlikte ana kayanın bulunduğu bölgeden aşağı doğru kütle halinde hareket etmesine heyelan denir. Buna göre heyelanın meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır deniliyor. Heyelanın meydana gelmesinde en önemli etkenlerden birisi eğimdir. Düz yerde heyelan olmaz. Yağışın fazla olması heyelanı kolaylaştıran bir etkendir. Toprağın kirli olması, kirli yapının suyu aldığında şişip ağırlaşıp kayganlaşması heyelan olayını kolaylaştıran bir etkendir. Tabakaların eğim yönünde olması da heyelanı kolaylaştırır. Fakat bitki örtüsünün gür veya cılız olmasının heyelan üzerinde fazla bir etkisi yoktur. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre erozyon olayının şiddetli olduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Eğim ve yükselti farkı fazladır. Yükselti farkının ve eğimin fazla olduğu yerlerde erozyon kuvvetlidir. Toprağın yapısı gevşek dokudadır. Toprağın gevşek olduğu yerlerde erozyon kuvvetli olur. Akarsuların akış hızı fazladır. Akarsuların akış hızının arttıkça erozyon şiddeti artar. Ve erozyonun şiddetli olduğu yerlerde toprak tabakası kaybedilmiş olduğu için toprak örtüsü de ince olur. Fakat tarımsal verim yüksektir denilmiş. Bu durum söz konusu değildir. Toprağın incelmesi, toprağın verimli toprak tabakasının kaybedilmiş olması tarımda verimi düşürür. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar erozyon üzerinde beşeri etmenlerin de rolü olduğunu gösterir denilmiş. Pervin eğimden bahsetmiş, yani yer şekillerinden bahsetmiş. Rasiya sağanak yağışların fazla olması erozyonda etkilidir demiş. Bunun bahsettiği durum iklim olayları, hava durumu, hava koşullarıdır. Aylin aşırı otlatmadan bahsetmiş. Burada insan etkeni söz konusudur. Kerime ise yamaçlarda tarlaların eğim doğrultusunda sürülmesini etken göstermiş. Yani dolayısıyla insanın etkisinden bahsetmiş. Bundan dolayı Aylin ve Kerime insan etkisinden bahsetmiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri kayaçların fiziksel olarak ufalanmasına yol açar? Fiziksel ufalanma kayaçların kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik olmadan meydana gelen ufalanma olayıdır. Tuz çatlatması bu şekilde meydana gelir. Donma ve çözülme yoluyla meydana gelen çatlatmalar ve sıcaklık farklarına bağlı olarak meydana gelen çatlama olayları fiziksel çözülme olaylarıdır. Üçü de fiziksel çözülmeye örnektir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisinde fiziksel ufalanmanın daha fazla olması beklenir denilmiş. Ekvatoral iklim, Akdeniz iklimi, okyanusal iklim ve muson iklimi bunlar nemli iklimlerdir. Nemli iklimlerde daha çok kimyasal çözülme görülür.
Fakat karasal iklim nemin az olduğu bir ortamdır. Bundan dolayı günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Bu durum fiziksel çözülmeyi artırır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde kimyasal çözülmenin daha fazla olması beklenir? Çöllerde, yani kurak bölgelerde günlük sıcaklık farklarından dolayı, kutup altı bölgelerde ise donma ve çözülme olaylarından dolayı fiziksel çözülme olayları fazladır. Fakat nemli bölgelerde, ekvatoral iklim bölgelerinde, muson iklim bölgelerinde yağışın fazla olmasından dolayı, nemli bölgeler olmalarından dolayı kimyasal çözülme daha etkilidir. Bundan dolayı doğru cevabımız 2 ve 4. Yani C seçeneği doğrudur. Buna göre bu yerleşim biriminde heyelan ile yaşanabilecek can ve mal kaybını azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en doğru olur denilmiş. Heyelan riski fazla olan yerlerde ağaçlandırma yapılmalı. Ağaçlandırma erozyon için bir engeldir. Fakat heyelana engel olmaz. Eğimli yamaçlarda akış gösteren suların hızını azaltmak için taraçalar yapılmalı denilmiş. Suyun akış hızının azaltılması heyelan için bir engel değildir. Yerleşme dağın eteğine taşınmalı denilmiş. Dağın eteği zaten heyelan bakımından risk bölgesidir. Bu uygun bir yöntem olmaz. Tarım alanları boş bırakılarak toprağın hareketliliği azaltılmalı denilmiş. Bu da yine heyelan için bir önlem değildir. Fakat yerleşim birimini heyelan bölgesinden daha uzak bir yere, yani doğudaki düz araziye taşımak heyelandan korunmak için uygun bir durum olabilir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki erozyonun dolaylı sonuçlarından birisidir? Koy ve körfezlerin dolması erozyonun doğrudan bir sonucudur. Akarsuların bulanık akması, yüksek ve eğimli kesimlerde ana kayanın ortaya çıkması, deltaların büyümesi, bunlar erozyonun doğrudan sonuçlarıdır. Fakat erozyon sonucunda arazilerin verimsiz hale gelmesi, tarım alanlarında geçimin zorlaşması ve bunun sonucunda insanların göç etmesi durumu söz konusu olabilir. Bu doğrudan değil, dolaylı olarak yaşanan bir durumdur. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre Efes Limanı'nın kullanılamaz hale gelmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar denilmiş? Efes bir liman kenti olmasına rağmen zamanla liman kenti olma özelliğini kaybetmiş. Çünkü Küçük Menderes ve Marnes çaylarının getirdiği malzemeler sonucunda dolmuş ve denize uzak bir bölge haline gelmiş. Burada Küçük Menderes ve Marnes çaylarının malzeme taşıması erozyon olayıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir.